Yani şimdi Muhsin Bey için söylenecek, oh yavrum, geceler gündüzler dolar, gene sohbetimiz bitmez. Ama şu anda bu kısa zamanda söyleyeceğim ancak bu kadar. Doğum günü şimdi, kutlu olsun diyelim beraber. Evet canım, evet canım. Doğum günü mutlu olsun, kutlu olsun. 28 Şubat. Muhsin Ertuğrul deyince benim her koordinasyonda, devlet tiyatrolarının yaptığı koordinasyonlarda Gökçen Hıdır'a yazdığı bir mektubu okurum. Çok önemli bir mektuptur o. Gökçen Hanım bir gün rahatsızlanır, oyuna hasta olarak çıkar ama bayağı bir ciddi bir rahatsızlığı vardır. Ondan sonra Gökçen Hanım'a bir teşekkür mektubu yazar. Bütün oyuncuların o mektubu bir okumasını rica ederim. Muhsin Ertuğrul'u kapısını vurup içeri girdim ve 1959 senesinde biliyordu benim nerede çalıştığımı. En son çalıştığım yer Atilla Revüsü'ydü. Hocam artık gitmiyor, zaten içim el vermiyor. Ben ciddi tiyatro yapmak istiyorum. Hı dedi. Ben sizin çırağınız olmak istiyorum dedim. Ne olursa tiyatroda yaparım, yeter ki siz olun dedim. Gerçekten yanına girdim. Her işe koştu beni. En büyük prodüksiyonlarda yardımcı yönetmenlik. Muhsin Ertuğrul tiyatronun temel taşıdır benim için. Varlık nedenimizdir. Ona bütün oyuncular adına teşekkür etmek isterdim. Onunla sohbet etmek isterdim fakat o anı yaşayamadım. O günü yaşayamadım. O açıdan üzgünüm. Kendisini hasretle, özlemle anıyoruz, seviyoruz. Muhsin Ertuğrul deyince 9 yaşım aklıma geliyor. Feri Egemen'le ikisi. Annem gazetede bir ilan görüp beni götürmüş. Ve masanın üstüne beni çıkarıp bir şiir söylettiler. Ben de şiir bilmediğim için eteklerim pileli, saçlarım düleli, gelme kuleli arkamdan. Annem bakıyor balkondan. Babam keser gırtlağından dedim. Ve hemen saçlarımı bir karış, çok uzundu saçlarım, bir karış kestirip başıma bir kasket, bir erkek çocuğu elbisesi ve güneş batarken atlı Nedret Güvenç'in başrol oynadığı oyunda bir erkek çocuğuyla İnge abla bana bir lokma ekmek verir misiniz? Ve tiyatroya aldı beni. Yine de Muhsin Ertuğrul'un hiçbir zaman unutulmayacağına inanıyorum. Bütün tiyatrocuların örnek almasını, ders almasını, hala kitaplarını yeniden okumasını öneriyorum. Özellikle genç arkadaşlarıma, genç tiyatroculara. Yolumuz uzun ama çok zor, karanlık bir yol. Işığı görebilecek miyiz? Umudum gençlerde. Teşekkür ederim. Bu öyle acayip bir meslek ki, yani bütün bu güzel insanları bir araya getiriyor ve Muhsin Ertuğrul bize o kadar güzel, aydınlık bir yol hazırlamış ki ve bu yolda bu güzel, aydınlık insanlarla birlikte yürümek ve bu bizim arkamızdan gelecek olan insanlara da bir şeyler verebilmek ve bu kapıyı bize açan Muhsin Ertuğrul hocamız olduğu için de bu tabii çok kıymetli bir şey. Bunun biraz heyecanını yaşıyorum burada çünkü çok önemli, çok değerli bir gün bu bizim için. Hele en büyük usta, saygı duyuyorum ve onun anması için bu gecede burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Heyecanlanıyorum. Söylediği şeyleri okuyorum. Hala bugün aynı şeylerin peşindeyiz. Hala onları düzeltmeye çalışıyoruz. Ve bir yerlere varmaya çalışıyoruz, ulaşmaya çalışıyoruz. Umarım başarılı oluruz. Umarım. Ay, Muhsin Ertuğrul deyince bana bu güzel yaşamı bahşetmiş hocam, maestromuz, tiyatromuzun kurucusu, her şeyimiz. Bana bu güzel hayatı o hocamız bahşetti diye düşünüyorum. Aydınlık bir Türkiye demek benim için Muhsin Ertuğrul. Bir oyuncu olarak bizim yolumuzu açan, bizi kanatlandırıp havalandıran, uçuran, koskocaman bir yürek. Her işi durduran, bütün problemlerimizi, bütün programlarımızı bir anda stop edip buraya koşturan adam diyeyim. Ne diyeyim? Secde ettiğimiz bir adam. İyi ki vardı. İyi ki vardı da biz varız. Türk tiyatrosunun miladı diye tanımlarsam herhalde abartmamış olurum. Gerçekten de batılı anlamda ilk tiyatroyu ülkemize
getiren, tanıtan, çoğaltan bir efsanemiz bizim. Varoluş. Varoluş. Evet. Mutluluk, varoluş. Eli öpülesi adam. Ah neler söylenmez ki. Kendisini 1957 yılında Ankara turnesindeyken tanımıştım. Üç tane büyük oyunumuz vardı. Beni seyretmiş. Beğenmiş. Efendim, Mahmut Bey'le Müfit Bey'i aldılar. Küçük tiyatroya götürdüler. Onun böyle birinci, ikinci kat arasında şöyle yuvarlak camlı bir odası vardı. Oraya götürdüler. Tanıştık. Yani hocası hepimizin, sadece tiyatrocuların değil, sinemacıların, çocuk tiyatrosunun, batılı anlamda uygulanmaya çalışılan Türk tiyatrosunun, aslında Türk Rönesansı'nın önde gelen isimlerinden bir tanesi. Ve onun o yıllarda ortaya koyduğu kuralların bugün hala ne kadar geçerli olduğunu, ne kadar gerekli olduğunu gördükçe aslında büyüklüğünü her gün bir kez daha anlıyoruz. Bir bilge. Muhsin Ertuğrul deyince 1954 senesinde Muhsin Bey Ankara'da Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü iken benim de tiyatroya başladığım sene çocuk oyunu oynuyordum. Kulise gidiyoruz, karşılaştık. Ya, resim tam gözümün önünde. Provayı seyretmiş. Aferin, aferin. Sen iyi bir tiyatrocu olacaksın demişti bana. Hep onu hatırlarım. Muhsin Hoca benim için yani okuduğum kitaplarıyla, seyrettiğim filmleriyle, her şeyiyle tapınılası bir insan. Hakikaten çok büyük büyük bir ustadır. Yani kaç tane sanat adamı vardır ki bu kadar çok etiketi bir arada taşısın? Sanıyorum 15-20 tane etiketi var. Çevirmen, oyuncu, yönetici, kurucu ve birçok etiketi var. Ve tabii sinema, sinema yönetmeni, hoca, her türlü etiketi taşıyan bir insan. Ve özellikle bu 100 yıllık Darülbedai'nin 100. yılını kutladığımız ve bu 100 yılın da tohumlarını atan bir insan olması çok daha önemli bizim için. İyi ki doğmuş, iyi ki var olmuş. Hala bizi var etmekle devam ediyor. Ben yine de Muhsin Bey'in kendi sözünden bir şey söyleyeyim. Diyor ki, müsbet olun. Müsbet menfi değil. Yani hep biz onun anılarıyla, öyküleriyle yetiştik, büyüdük. Tiyatroya heves ettik. Şehir tiyatrolarının 100. yılını bu sene yaşamasının başlıca sebebi Muhsin Ertuğrul kurmuş olmasaydı şehir tiyatroları belki de 100. yılını göremeyecekti. Nice yüzyıllara diyelim. Sen aldın bileti. Sen aldın bileti.